Efendim iyi geceler. Tarih ve Medeniyet'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerli hocam Profesör Ahmet Şimşirgil ile birlikteyiz. Değerli izleyiciler, bu gece çok değişik bir sohbet olacak. Çünkü hayatımızın vazgeçilmezi çay, tarihimizdeki kültürüyle, tedavileriyle, çağrıştırdıklarıyla gerçekten başlı başına bir kültür. Dedik ki çayı çok seviyoruz. Tarih medeniyetinde zaten çayla anıldığını duyuyorum, biliyorum. Çay ve çayhane kültürüyle alakalı, Osmanlı'da çay ve çayhane kültürüyle alakalı bir sohbet yapacağız hocamla. Çok enteresan bilgiler var, anekdotlar var. Gerçekten çok büyük bir kültür, çok derin bir kültür. Kültür tarihimizden böyle bir pencere açmak istedik bu gece. Tabii bir de ilginç bir gelişme oldu hafta içerisinde. Bize ulaşan minik öğrenci kardeşlerimiz enteresan bir Osmanlıca kursu açmışlar. Hayli ilginizi çekecek. İlerleyen dakikalarda onlardan da bahsedeceğiz. Osmanlıca öğrenmenin gerçekten yaşı yok. Tamamen merakla ve gayretle ilgili. Gerçekten demli çaylar eşliğinde güzel bir sohbet olacak. Sıcak bir sohbet olacak. İsterseniz siz de çaylarınızı zaten hazır ettiniz. Bizim de çaylarımız önümüzde. Hemen sıcak demli çaylar olacak. Sıcak bir sohbet olacak. İsterseniz siz de çaylarınızı zaten hazır ettiniz. Bizim de çaylarımız önümüzde. Hemen sıcak demli çaylar eşliğinde muhabbetimize girmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih merhaba. Bey. Şimdi merhaba. Çay deyince muhabbet, sohbet akla evet. Geliyor. Bizim izleyicilerimiz de tabii sık sık görüyoruz yollarda, izlerde, telefonlarla arıyorlar, ulaşıyorlar. Ben hemen çayı çekiyorum. Ve tarih sohbetini... tarihi sizden öğreniyoruz. Sizin sohbetinizle tarih bilincimiz, bilgimiz artıyor diyorlar. Gerek tweetlerle, gerek böyle selam göndermek suretiyle, gerek muhabbetleriyle bizi izleyen, izleyemeyen bütün izleyicilerimize, takip edenlere muhabbetlerimi sunuyorum öncelikle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgileri var. Bunu da her vesileyle görmekteyiz. Teşekkürlerimizi de yapalım buradan çünkü bazen cevap veremiyoruz, bazen kızıyorlar, isimlerini okuyamıyoruz. En azından muhabbetlerimizi bildirelim. Vallahi hocam doğru dediniz çünkü hani derler ya selam önemli bir borçtur. Evet. Selamı iletmek lazım. Fakat işte o kadar çok selam gönderen izleyicimiz, dostumuz, abimiz, büyüğümüz, ablamız oluyor ki. Hepsinin hemen ismini orada alıp bunları unutmadan size aktarmak evet. Gerçekten zor ama ben... aleyna aleyküm selam diyorum size de izleyicilerinizin sizi sevenlere selamları var diyorum ve o borcu eda etmiş oluyorum. Sağ olsunlar. Hocam şimdi hemen çay deyince tabi akla hemen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geliyor. Evet. Şimdi bir de çay için derviş çorbası derler. Bu çok meşhurdur mesela. Ne demek hocam derviş çorbası? Yani çayın bir de böyle bir tasavvufi yönü var galiba. İsterseniz doğru. Oradan başlayalım. Çay tabii tasavvufta çok kullanılıyor. Kullanılmış, dervişler içmişler ve belki derviş muhabbetlerinin en önemli bir simgesi haline gelmiş çay. Tabii çayla Ahmet Yesevi'nin de özel bir ilgisi var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin çayla çok özel bir ilgisi var. Çünkü... Eski durumuna ait çay çok sonraları yaygınlaştığı için ne zaman kullanılmaya başlandı, ilk ne zamanlar kullanıldı buna ait bilgileri az buluyoruz. Mesela kahve gibi değil. Çayın yaygınlaşması çok daha sonra toplumumuzda. Şimdi Ahmet Yesevi Hıtay bölgesinde Türkistan'da bir köye misafir olmuş. Bir köyde tabii bir eve misafir oluyor. O gün işte evin hanımı da doğum sancıları çekiyor, doğum yapacak. Ahmet Yesevi'den dua istemişler. Ahmet Yesevi de bir dua yazıp veriyor. Onu sırtına koyuyorlar ve kadıncağız çok rahat bir doğum yapmış. Tabii köylü de bu duruma çok sevinmiş. Ahmet Yesevi'nin gelişi, bereketi, duası bereketi diye. Ve Ahmet Yesevi'ye çay ikram etmişler. Orada Ahmet Yesevi artık ilk kez mi içiyordu bunu, o bölgede mi gördü? Bundan çay çok hoşuna gitmiş, hatta kendisine ter attırmış, böyle terlemiş. Bu çok şifalı bir bitki
diye ifade etmiş. Bunu hastalarınıza içirin, inşallah şifa bulurlar ve inşallah bu çay çok revaç bulur diyerek böyle çaya bir duası ve çaya çayı tavsiyesi var Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Çayda Yesevi Hazretleri'nin duası var o zaman. Duası var. Yani böyle bir rivayet var. Tabii bunları... Onun için mi derviş çorbası? Belki de buradan doğru bir başlayan bir derviş çorbası şeyi buradan gelebilir. Çünkü en eski Ahmet Yesevi ile özdeşleştiriliyor ve böylesine bir anekdot naklediliyor. Peki hocam çay ilk nerede bulundu? Nasıl bulundu? Şimdi çay ilk nerede bulundu? Kaynaklarda ne çıkıyor? Çayın yani, vatanı Çin. Yani Çin bildiğimiz kadarıyla çayın vatanı Çin ve milattan önce 3000 yıla kadar götürülüyor. Çayın bulunuşu milattan önce 3000 yıllarına kadar götürülüyor ve ilk bulunduğu yerde Çin olarak söyleniyor. Bunu nereden de anlayabiliyoruz? Kelimenin etimolojisinden de anlayabiliyoruz. Yani çay kelimesinden de. Çünkü hani bir ilk bulan mutlaka onlardan alacaklar. Çince'den mi geliyor çay? Çince'den geliyor çay. Tabii söyleniş şekilleri var. Mesela bir lehçesine göre Çin'de bazıları başka bir yerden mesela bir lehçesinden alıyor. Onlarda mesela tih diye biliyorsun Avrupa'ya ti bu lehçeden doğru geçiyor. Kanton lehçesi deniyor Çin'in bir bölgesi. Türklere de oradan geliyor. Çay şeklinde söylenişleri var. Türkistan'da şay diyorlar. Şay diyorlar işte. Çay ve şay. O şekilde çe değişimi dolayısıyla. Böylece Çin'in lehçelerinin değişimi dolayısıyla Avrupa'da ti, Türkistan ve şey tarafında ise Orta Asya taraflarında şay ve çay denilmesinin sebebi de farklı lehçeler dolayısıyla. Araplarda da şay diye geçiyor. Araplarda da şay diye geçiyor. Ya Orta Doğu İslam coğrafyasında şay diye. Evet. Peki nasıl bulundu hocam? Nasıl bulundu? Nasıl bulunduğuna enteresan hikayeler var. Hep bu tür şeylerin bir hikayesi var. Bunların hikayeleri var. Bunları net şey söylemek mümkün değil ama belki de herkes bir hikaye de anlatabilir. Veya farklı yörelerde farklı versiyonları olabilir. Şimdi çobanlara sorarsanız çayı koyunlar buldu. Koyunları otlatırken getiriyorlar tabii. İşte koyunları dağıtıyorlar. Otluyorlar bunlar. Sözünüzü unutmayın. Kahveyi de develer buldu diyorlar. Kahveyi de develer buldu diye. Niye? Var. Çünkü aslında bu önemlidir. Mesela bugün ilaçlarda da hayvanları kobay olarak kullanırlar. İnsanda mesela sütü fazla verdiği zaman o gün her zaman işte 3-5 kilo süt veren bir hayvan bir anda 15 kilo vermeye başladıysa bu ne yedi diye dikkatinizi çeker. Nerelerde otlattık, neler yedi diye ve onları incelemeye alırsınız. Şimdi aynı şeyi koyunlar, çobanlar bakıyorlar. Koyunlar daha bir farklı hareketleniyorlar, gürbüzleşiyorlar. Nerelerde yayıldığına, otladığına dikkat ediyorlar ve bakıyorlar şu bölgelerde. Oranın farklı otları var ve onlardan yedirmeye başlıyorlar. Daha sonra da bunu özellikle tabii eski zamanlarda hep bugün de öyle. Günümüzde en fazla da moda oluyor biliyoruz. Bitkilerin sağlıktaki gücünü araştıran, otları araştıran o şeyler var, tabipler var. Bunlar bunu inceledikleri zaman, kullandıkları zaman bir takım şeylere şifa olduğunu anlıyorlar ve gösteriyorlar. Böyle bir ifade var. Mesela yine bir defasında Çin başka bir rivayete göre Çin hükümdarlarından bir tanesinin çok yakın bir arkadaşı var. Fakat adamda bir gün hastalıklar başlıyor. Vücudunda değişimler başlıyor. Bir etkileşim. Yüzü sararıp soluyor. Adamcağız hasta olan insanlar ne yapar? İçine kapanır, dışarı çıkmaz, insanlardan uzak durur. Bu da bir zaman sonra insanların arasına çıkmıyor. Ve akabinde de kendini dağa taşa vuruyor. Dağda taşta dolaşınca da çeşitli otlarla beslenmeye başlıyor. Ve otlar yerken bir gün kendinde çok bir değişiklik, bir lezzetli bir ot yiyor. Kendinde büyük bir değişiklik, o otu yedikçe de bütün hastalığı gidiyor adamcağızın. Ve geliyor tabii tekrar şehre iniyor. Bunu Çin hükümdarı duyduğu zaman çağırtıyor. Ne oldu işte böyle böyle falan ot falandan yiyince bu şekil aldı diye. O zaman hemen ilim adamlarını, tabipleri topluyor, incelettiriyor ve buradan çayın bulunduğu ifade ediliyor. Yine böyle çok önemli bir şey var. Bir hikaye daha belki imparator
Shenlong diye birisi, yine Çin imparatorlarından, sıcak su içiyormuş bir gün. Sıcak su içerken iki yeşil yaprak içine düşüyor ve suyun tadı bir anda fevkalade bir hal alıyor. Sıcak suda demek ki bir anda şey veriyor. Ve oradan doğru araştırıp çayı buldurduğu da rivayetler arasında. Harika tabii. Efsane yani böyle, efsane bir içecek. Evet. Efsane bir içeceğin de efsanelerin olmaması zaten düşünülemez. Evet. Gerçekten hani derler ya, gönül ne sohbet ister, gönül ne kahve ister, ne kahvehane, ne çay ister, ne çayhane, gönül sohbet ister, kahve bahane. Evet. Önce gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve bahane demişler. Sonra çayhaneler açılınca çaycılar bu defa söylemeye başlamış, evet, gönül çay ister, evet, diye. Aynen, hakikaten öyle. Peki bizim Türkler çayla ne zaman tanıştı? Şimdi çayın... Tabii, Ahmet Yesevi döneminde mi, yoksa daha eskiye gidiyor mu? Tabii gidiyor. Hunlar döneminde çayın bilindiği, kullanıldığı ifade ediliyor. Tabii biz burada bunu anlatırken çayın bugünkü gibi yaygın kullanımını asla bahsetmiyoruz. Çay biliniyor, kullanılıyor ama daha çok ilaç olarak kullanılıyor. Şimdi bu noktada işte ta Çinlilerde, düşünün milattan önce 3000 yıllarında. Şimdi Çinlilerle en çok iletişim kuran, ilişki içerisinde olan toplum Türk toplumu. Onun için Türk toplumunun çayı bilmemesi mümkün değil. Zaten Çin'de Hun hanedanları... Toplumunun çayı bilmemesi mümkün değil. Zaten Çin'de Hun hanedanları var. Evet. Yönetimde. Onun için Hunların çayı bildikleri ve kullandıkları ifade ediliyor. Hicri milattan önce binli yıllarda Hunların çayı bildikleri, kullandıkları ve Orta Asya'da Uygurların kullandıkları yine aynı şekilde çayın biliniyor. Dolayısıyla o bölgelerden Oğuzların güneye doğru akmalarıyla beraber çay da aslında bir ölçüde ne yapıyor? İran'a doğru gelmeye başlıyor. İran'a, işte Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya, Selçukilerle beraber Anadolu'ya girdiğini biliyoruz. Fakat tabii kullanımı çok az. Yani buralarda daha çok belli ki bir takım şeylere ilaç olarak, sıhhi olarak, malzeme olarak kullanıldığını anlamaktayız. Böyle bir yaygın kullanımı yok. Belli ki çok az üretiliyor. Belli yerlerde kullanılıyor. Ve vücuda iyi geleceği ölçüde insanlara ikram ediliyor. Böyle bir yönü var. Peki işte Osmanlı'nın nevşasına münhasır bir çay kültürü var. Yani belki biraz geç tanıştı ama şimdi size soracağım onu. Yani Osmanlı ecdadımızın damakları çayla ne zaman tanıştı? Bu tadı ne zaman tattılar ilk defa? Hani Osmanlı şöyle de bir özelliği vardır ya hocam. Ya bir şeyi alsa bile onu kendisine benzetir. Kendi kültürüyle yoğurur ve bambaşka bir şey yapar. Yani şimdi bizim içtiğimiz çay gibi. Şimdi bile Çin'de içilen çayla bizim içtiğimiz çay arasında çok ciddi fark var. Farklar değil mi? Vardır. İngilizlerin tabii içtiği çayla hakeza. Bizim Osmanlı dedelerimizin damağı bu lezzetle ne zaman telezzüz etti? Yani Osmanlı gerçekten her şeye bir tat veriyor, bir zevk veriyor. Hani o hale getirmiş ki bir tanesi mecliste, böyle sohbetlerde bile bakın tasavvuf şeyine dahi girmiş. Meclisi erbabı değil bir lahza sensiz olmasın. Hürmetin inkar eden alemde hürmet bulmasın demiş. Çok güzel. Yani gönül meclislerinin erbabı bir lahza sensiz olmasın. Hürmetin inkar eden de alemde hürmet bulmasın diye bir beyit söyleyince adam da kim bu acaba, hangi şahıs falan filan diye düşünmüş. İlk duyan bu hangi mübarek şahıs deyince bu çok mübarektir ama şahıs değildir demiş. Bu çaydır demiş. Bizim ecdadımız gerçekten her şeye yani... Onu en güzelleştiriyor, en tatlı bir hale getiriyor. Pirinci herkes aynı şekilde yapamaz. O lezzette, o kıvamda yapması mümkün değil. Hani bizim ecdadımızın çayı gerçekten bir damak tadı, lezzet de veriyorlar ona. Ancak çayın Osmanlı toplumuyla yine yaygın hale gelmesi biz o zaman 19. asırdır. Yani o ana kadar çay biliniyor. Ancak işte o az önce söylediğimiz gibi muhtemelen İlaç, çay bitkisi bir ilaç gibi kullanılıyor. Çok az kullanılıyor. Mesela Evliya Çelebi bahsediyor. Ben hiç içmedim diyor ama. Fakat diyor gümrükhanede devletlilere çay ikram edilirdi diyor. Yani belli ki
onu çok özel bir şifa verici bir su gibi devletli şahıslara ikram ediyorlar. Çay ikram edilirdi diye. Yine 15-16. Yüzyıllar hakkında, İstanbul'da hayat hakkında Robert Matran eserinde bahsediyor. Konaklarda çayda, falan değil konaklarda mi? Konaklarda içildiğinden, özel konaklarda içildiğinden, özel misafirlere ikram olunduğundan bahsediyor. Yani belli ki bu demek ki vücuda bir zindelik veriyor, rahatlık veriyor. Çayın böylesine bir sunumu olduğunu biz görmekteyiz. Az ama neyi bilinmiyor değil. Mesela o dönemlerde işte kahvehane bir kültürü oluşmuş. Kahvehaneler açılmış, kahveler içiliyor. Ama çayın böyle bir yönü yok. Böylesine bir gelişmişliği yok. Onu bir, ne zaman görüyoruz? 19. asırda. Bir parantez açalım o zaman. Kahvehane dediniz. Şimdi kahvehane, çayhane bunları konuşacağız da. Hemen kahveyi de bir cümleyle. Kahve ne zaman geldi bize? Kahve bize Kanuni, Yavuz Sultan Selim'le beraberdir aslında tanınması. Ama yaygınlaşması Kanuni dönemidir. Hatta 1552'li yıllar, yıl olarak da verirler, ona tarih düşürmüşlerdir. Bazılarına göre 1553 yılıdır. Çayın Osmanlı'da yaygınlaşmasının genel tarihi budur. Kanuni'nin demek ki son dönemlere. Kapatalım parantezi çünkü kahve başlı başına bir kültür. İnşallah çay muhabbetinde harcamayalım, evet. Ayıp olur kahve. Kahve doğru. Yani kahve de müstakil bir program hak ediyor. Kapattık parantezi. 1550-51 yani o yıllarda, evet. Kanuni döneminde değil mi hocam? Peki 19. yüzyıl dediniz ama ondan öncesi zaten biliniyor ama çok özel mekanlarda. Doğru. Ve belki farklı, ondan öncesi zaten biliniyor ama çok özel mekanlarda. Doğru. Ve belki farklı niyetlerle, farklı bir gayeyle içiliyor. Onun nasıl demlendiğiyle alakalı bir bilgi var mı o hanelerde? Acaba yani 19. çayhanelerde demlendiği gibi mi demleniyor? Yoksa hani bitki çayı yaparlar ya, o şekilde mi demleniyor? O konuda bir bilgi var mı hocam? 19. yüzyıl öncesi yani. 16. yüzyıl gibi galiba gelmiş çayda. Ha tabii 16. evet. yüzyıl gibi geldiğini işte biliyoruz. Bunları da yani şey bilgilerden biliyoruz. İşte Evliya Çelebi'nin kısa bir bahsetmesiyle biliyoruz böyle çay ikram edildiği veya Robert Matran'ın kitaplarında. Bunlar da çok az bilgi veriyorlar. Yani öyle şöyle şöyle yapılır, bu şekilde olur falan diye mesela bir şey gelişmiş değil. Bilmiyoruz. Çok sonraları mesela Rusya'da da aynı şekilde, Orta Doğu'da da aynı şekilde. Aslında çayın belki vatanında bile kullanımı bu derece yaygın değil. Mesela Rusya'da bazı şeyler, Rusya'nın da çayla ilgili çok bir yakınlığı var. Çok çay tüketen yerlerden bir tanesi. Japonya aynı şekilde. Fakat bunların hepsi de yaygınlaşmasına baktığımız zaman 18. yüzyılın ortaları, 19. yüzyıllar. Yani, halka mal olması. Halka yani. Mal olması bu şekilde. Çok fazla değil. Hepsinde demek ki çayın muhtemelen o ilaç gibi veya az üretiminden kaynaklanan ilaç gibi bir kullanımı belki var. Belki de pahalıydı hocam. Pahalıydı belki de muhtemelen. Pahalıydı. Bu da olabilir. Fazla da ekilmiyordu. Ya bunlar etkili olmuş olabilir. Doğru. Şimdi bile hocam batıda çay gerçekten çok pahalı. Yıllar önce galiba üniversitede talebeyken böyle bir Almandı galiba, Alman misafirlerimiz oldu. Böyle çok güzel bir çayhane vardı böyle. Meşe kömüründe çay yapan. İşte onları oraya götürdük. Çay ikram ediyoruz. Fakat böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar. Çünkü biz ardı ardına ekliyoruz çayları. Bir bardağı deviriyoruz, bir bardak geliyor, bir bardağı, ona da ikram ediyoruz tabii. Tabii şeyin sonunda bir de para da biz ısmarladık. Hayretler içerisinde kaldı. Bu kadar çok çay içtiğimize bir. İkincisi bizi çok zengin zannetmiş. Çünkü kaç bardak çay tükettik. Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da çok pahalı olduğunu söyledi. Üç. Bu kadar da cömert olduğumuzu. Çünkü bu kadar bardak çay içti ve parasını da biz ödedik. Oradan anladım ki batıda hala çok pahalı çay. Çünkü evet. üretmiyorlar zaten değil mi? Doğru. Onlar da ithal ediyorlar galiba. Genelde ithal ediyorlar. Zaten Türkiye galiba en önemli ithalatçılardan bir tanesi değil mi hocam çay evet. tarımında? Bir de dünyada en çok çay tüketen İngilizlerden sonra ikinci millet. İkinci millet Türkler. En fazla evet. Peki 19. yüzyıl yani bir tarih verebilir misiniz? Çayın yaygınlaşması, halka mal olması nasıl oldu?
Konaklardan sokaklara nasıl Konaklardan çıktı? Sokaklara tabii bunda en önemlisi çay haneler. İşte o zaman çay hanelerin ortaya çıkışı ile ilgili alakalı bir durum. Nasıl kahvehanelerin olduğu gibi. Önce aslında kahvehanelerde kullanılmaya başlıyor. Belki de bu yaygın olmadığı için kahvehanelerde çaylar da verilmeye başlanıyor. Çay veriliyor mu hocam? İlk zaman veriliyor. İlk zaman veriliyor. Tabii az bir alternatif içecek olarak sunuluyor kahvehanelerde. Ancak çayın sevilmesi, tutulmasıyla beraber çayhaneler açılıyor. Çayhanelerin açılmasıyla da tabii kahvehaneler bundan vazgeçiyorlar. Yani çay eskiden biraz da böyledir ya, her şeyi bizim insanımız orada tüketmek. Yani işin ehli kimse orada içmek. Çayhanede çayı içmek, kahvehanede kahveyi içmek. Çok kısa bir müddettir belki böyle yaygın değilken kahvehanede alternatif sunulması. Ancak kısa bir süre içerisinde çayhaneler açılıyor ve artık tamamen çayhanelerde tüketim başlıyor. Onunla beraber de yaygınlaşma artıyor. Bu yaygınlaşma nasıl oldu hocam? Yaygınlaşma tabii kahvaltıyla çok bir özelliği vardır çayın. Çayın en fazla yaygınlaşması kahvaltıda kullanımı ile beraberdir. O da mesela, bize has bir şey. Bize has bir durum. Çay kahvaltıda. Çünkü Batılılar falan mesela kahvaltıda çay içmiyorlar. Tabii kadarıyla. Kahvaltı biliyorsunuz kahve altı olarak kahve gelir altı. Aslında. Yani kahve içilir. Kahvenin altına böyle hafif bir şeyler atıştırılır. Ardından kahve. Bizde normal olarak kahvaltı yoktur. Sabah yemeği vardır. Sabah yemeği vardır. Ve daha sonra da bir ikindi yemeği vardır Osmanlı toplumunda. Kahvaltı modern bir terim mi yani? Tabii tabii modern bir terimdir. Hmm. Kahve ile beraber kahve sabah yemeği vardır. Ve daha sonra da bir ikindi yemeği vardır Osmanlı toplumunda. Kahvaltı modern bir terim mi yani? Tabii tabii modern bir terimdir. Hmm. Kahve ile beraber kahve altlı şeklinde. Anadolu çorba içer. Yani yemek yiyecek ama sabah bir kahve içiyor. Kahvenin de zararı var. Aç böyle karna. Aç karna. Altına bir şeyler. Kahve altı. Bu daha sonra kahvaltı halini alıyor, kahvaltı ve kahvaltı çayla beraber. Çay ve kahvaltı ikisi birdir. Tamamen yan yana giden bir terim. Kahvaltıda vazgeçilmezidir. Tabii. Artık kahvaltıda peyniriyle, zeytiniyle, yağıyla, yumurtasıyla artık bir kahvaltı çayla beraber bir yemek kültürü oluştu. Yemek kültürü oluştu. Bu çayın şeyini bir anda çok artırdı. Yani çay aslında evlerde, konaklarda bu şekilde yaygınlaşmıştır. Başka yaygınlaşması özel misafirlere sunum şeklindedir. Yani evlerde, konaklarda yine çay saatleri, çay toplantıları. Öyle çay partileri var mı? Çay partileri, tabii tabii özel insanlara ikram olarak bu gelişmiştir. Çayın bu hali almış olması artık insanlar evde pahalıdır bütün bunları sunmak. Dolayısıyla bir de belki yemeğe mal olacak, eve çağırmak. Artık 19. asrın özellikle Tanzimat'tan sonra bu kültürler çok gelişiyor Tanzimat'la beraber. Kahvehaneler açılınca insanlar hani bugün nasıl evine yemek ye değil de lokantalara götürüyor. Lüks lokantalar yaygınlaşıyor. Önceden lokanta mı vardı? Herkes evine çağırırdı insanları yemeğe, ziyafete. Bu defa da sohbetlerini, muhabbetlerini çayhanede yapmaya başlıyorlar. Ve çayhanelere getiriyorlar. Bir dakika hocam. Bunun başka sebepleri de olmalı. Yani insanlar niye evde hazır para da vermiyor? İşte eşi ya da çocukları denlemiş. Gayet rahat. Parasız, beleş, bedava çay içiyor evinde. Peki niye bunu tercih etmediler de çayhaneleri doldurdular? Niye çayhanelerde hem de üstelik ceplerinden para ödeyerek çay içmek istediler? Ya şimdi bunun başka sebepleri de var mı? Adam çay içer misiniz demiş. Yemeğin altına bir çay içelim, yemekten sonra da kahvemizi içeriz demiş. Şimdi eve geldiği zaman adam aç gelir, işte bir takım işler gerekir, ona yemek sorulur, evden git denilmez. Fatih Bey sabah kalır, akşam kalır adam, akşam ister. Eskisi gibi değil şimdi, yani bugünkü gibi değil. Onun için bugün de gerçi gelen kalmadı böyle bir şey. Misafirlik öldü hocam. Öldü, misafirlik tabii. Öldü. İstanbul'da en azından. Dolayısıyla o zamanlar ev mutlaka ki çok daha ya bir takım şeyleri beraberinde getiriyordu. Tekellüfü, masrafları beraberinde mutlaka getiriyordu. Yani
genelde bunu ifade ederler. Başka da duyduğumuz şeyler olabilir. İkincisi rahat bir ortam, kahvehane. Rahat ortam, daha rahat bir şekilde oturuyor. İşte belki muhabbet, sohbet daha rahat bir şekilde olabiliyor evden uzak. Bu bunun da getirdiği bir şeyler şey olabilir. Şey olabilir mi? Hanımıyla çarpışmaktan kaçmak için. Zannetmiyorum ben. Çünkü eskiden hanımlar misafiri çok beklerlerdi açıkçası. Yani bugünkü günümüzdeki gibi bir toplum değil. Kadın genelde daha çok evde duran, evde bulunan bir kimse. Misafirin son derece arzulandığı, beklenildiği bir dönem. Yani o dönemlerde evin hanımlarının misafirden kaçması bilmiyorum. Yani böyle bir şey gelişmiş midir? Ben çok zannetmiyorum. Bizim küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda dahi misafir bayram demekti evlerimiz için. Tabii ki. Misafirin gelişinde çok büyük bir bayram heyecanı olurdu. Misafirin gelişi mutlaka beklenirdi. Özel misafirler vardı. İnsanlar birbirlerine hep misafirliğe giderlerdi. Şu kış günlerinin uzun mesela gecelerinde misafirsiz geçmezdi. Ya size misafir gelirdi ya siz bir yere misafirliğe giderdiniz. Akşama müsaitseniz size geleceğiz. Size geleceğiz derlerdi. Siz de çok gitmişsinizdir öyle haberci olarak. Çok. Aman. Valideniz göndermiş de sizi de. İmaniniz yoksa akşam yok, size geleceğiz. Size geleceğiz. Bu kültür ölüyor mu? Bu kültür öldü zaten. Anadolu'da da öldü mü? Yani Anadolu'da da çok azaldı. Belki ölmedi ama çok çok azaldı. Yani 100'se %5'e düştü. Değil mi? Yani televizyon bu kültürü en önemli öldüren öldürdü. Şey oldu. Önceden şöyle öldürülmüştü. Hani bir yerde televizyon vardı, gidiyorlardı. Herkes konuşan birbirinin yüzünü görmüyorlardı. Televizyonu izliyorlar. Bitince hadi biz kalkalım. Siz falan. Yani birbiriyle konuşamaz hale geldiler. Oysa bir araya gelmek muhabbetti, sohbetti. Bir şeyler istifade etmekti. Bunun ne oldu? Bu kayboldu, yok oldu. Televizyon öldürdü bunu. Ardından 10 defa gitti, utandı. Biz de bir televizyon alalım dedi. Televizyon alınca gidemez hale geldi. Ve zaman içerisinde televizyonlar bu kültürü maalesef yok etti. Bunun evet. En önemli sebeplerinden biri bu. Bu çayhanelerden biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü çok ilginç hikayeleri var. Yani bir sosyolojiyi, belki bir içtimai yapıyı anlamak için çayhaneler başlı başına, değil mi hocam? Laboratuvar hükmünde yani şimdi evet. Bile öyle. Devam edeceğiz de. Hemen geçen programda da böyle kısaca temas etmiştim. Erzurumlu hemşehrilerimize de bir telmihte bulunmuştum. Siz çay kıtlama içiyorsunuz. Evet. Ama kesme şekerle. Kesme şekerle kıtlama nasıl oluyor onu soracağım ama. Şimdi bu şekerle çok zor olur. Kıtlama Türklere has bir usul mü, çay içme usulü? Rusların da içtiği söylenir. Şimdi Rusların da, tabii bu belki sert şekerler vardı eskiden. Kıtlama şekerleri onlardı. Kıtlama yani dille böyle şeyle, dişlerle böyle kıt şeklinde oradan da gelebilir. Kırklama diye de bunu ifade ediyorlar. Şekeri 40 parçaya bölme. Oradan doğru kırklama. Zaman içerisinde kıtlamaya dönmüş. Bu da söylenir ama hani kıt kesme, kırtlama şeklinde deyişleri vardır. Kırtlama, kıtlama şeklinde diye deyişleri vardır. Genelde bu şekilde ifadeler o sert şekerlerle olur. Belki de şekerin kullanımını daha da azaltır bu. Küçük küçük parçalarla dilinin üzerinde tutar. Ona asla dişini değdirmez. Su onun üzerinden geçer ve çok daha güzel bir tat bırakır insanda. Yani çayın, çayın lezzetini rayası da daha iyi anlaşılır. Rayası da daha iyi anlaşılır. Bu şeker bozuyor bunu. Siz işte şu iki şeyle ben bir bardak çayı içerim. Hele öteki olduğu zaman yani onun bir şekerle 4 bardak çay içtiğimi bilirim. Bir şekerle. Ama aynı tadı o bir şekeri bir bardak çayın içine attığınızda alabilirsiniz. Yani çok atarsınız. Bu belki daha da az tüketimi gerektiriyor. Şeker de çok bulunan bir şey değil. Eskiden az bulunan bir şey. O da bunu geliştirmiş olabilir. Yani bunun nereden kaynaklandığını bilemiyoruz biz. O zaman Ruslardan almış olabiliriz toz belki. Toz şeker yok. Yani çünkü oralar Rusların istilasına maruz kaldı. Çok bunlar ya. Bilinmiyor Fatih Bey. Mesela kırtlama dediğimiz zaman Türkiye'de neresi akla gelir? Erzurum. Erzurum akla gelir. Ama bizim Boyabat'ın, bizim köyümüzde biz kırtlama içerdik.
Bir dakika, niye? Çocuklukta. Bizim oralarda kıtlama bilinmez diye biliyorum. Ben işte ben köyümde alıştım buna. Erzurum'da da hiç yabancılık çekmedim. Sizin kökeniz orayla ilgili olmasın? Yok, değil ama Oğuz, Orta Asya. Ha, oradan bir şey olabilir. Oradan mı var? Erzurum'dan doğru bizim giden yani ticarettir. Gider gelirler, birileri getirdi mi? Ya bu bazen, da olabilir. Bu da olabilir. Çünkü şeker zaten çok eski bilinen bir şey değil, değil mi? Değil, bunları bilemiyoruz mesela. Şeker de değil eskiye giden. Eskiden mesela neyle? Pekmezle, balla bazı şeyleri tatlandırıyorlardı. Çok mesela bilmiyoruz bunları. Erzurum'da mesela ben gördüm, onu bilmem. Kesme şekerin kıtlığı var. Şeker yok. Üzümle mesela tatlandırıyorlar. Kuru üzümle. Kuru üzüm. Kuru üzümle tatlandırıp kuru üzümle içiyoruz. Ben hala çok hoşuma gider mesela. Kıtlama gibi değil mi? Ağzınıza kıtlama alıyorsunuz. Kıtlama gibi. Bazen bu şekeri kullanmayayım diyorum. Kuru üzümle içiyorum. Yani çayını. Hocam şey sorayım. Onu merak ederim. Malatyalılar bu kayısı kurusuyla çok güzel olur çay içimi. Kayısı mesela, kurusuyla olur. Ben denedim. Evet. Ekşisiyle bakın. Değil ama hocam. Evet. Ekşisiyle, tatlısıyla. Harika gider. Harika pekmezle gider. De çok güzel gidiyor. Evet. Ben balla da içiyordum ama geçenlerde bir bilgi geldi. Sıcak balı bozuyormuş diye bıraktım. Balla çay içmeyi evet. Bıraktım. Şeyi soracağım soğuk çayı size. İçebilirsin o zaman balla. Evet, soğuk çay da içilmez bu hocam. Mide bulandırır. bizim doğru. Bir özelliğimiz de biz çayı çok sıcak içeriz. Tabii evet, çay sıcak çay. Biraz soğuk bizde. Olduğu zaman göndeririz. Git kardeşim evet, tazele deriz. Tabii. Değil mi? Evet. Şeyi soracağım. Siz Erzurum'da bulundunuz. Bu kıtlama şekeri ben gördüm. Yani adamın kafasını assan kafasını tabii, kırar. Tabii. Bizim taraflarda mesela Tarsus fabrikası o tip şeker çıkartırdı. Tarsus'ta yapılıyor o şeker. Tabii Tarsus'ta şeker fabrikası vardı. Nasıl yapıyorlar onu o kadar sert? Sert yapıyorlardı. Hatta onu çekişte bunu. Falan kırıyorlar. Tabii onun özel çekici vardır. Onun özel çay kırma çekici çok güzel böyle. Kıt kıt onu hiç dağıtmadan kırar. Yani bir çayı yaklaşık bir şekeri 8 parça yaparsınız. Bu 8 parçayla da dediğim gibi 3-4 bardak. 8 parçayla da dediğim gibi 3-4 bardak çay içersiniz. Bugün Erzurumlara böyle çok selam göndermiş olduk. Evet. Bir şey daha soracağım. Dalaşlar çayı çok içmeleriyle övünürler ya işte şu kadar bardak. Fakat bence övünmelerine gerek yok. Onların içtikleri çay değil hocam. Su gibi neredeyse ya çok açık içiyorlar. Nedir sebebi? Vallahi şimdi sebebi nedir onu çok bilmiyorum. Hani öyle çay, değil mi hocam? Açık içerler değil mi? Açık içerler. Mesela Van kesimi, Van tarafı çayı çok koyu içer. Van, Hakkari o bölgeler çayı çok koyu içer. İran tarafından gelmedir. Acemlerde de koyu çay önemlidir, şeydir. Oradan belli ki o bölgeyle iletişim, etkileşim onu. Erzurumlular açık içiyor. Belki koyu çayın zararı da olabilir. Açık çayın tabii faydası daha farklı. O şeyi vermez. Çok içmekle de alakalıdır. Kapalı çay içtiğiniz zaman koyu çok içemezsiniz. Ama Erzurumlu 40 bardak çay içer. Yani ben Erzurum'u gezerken inanın böyle ziyaretlerde bulunurdum. Mutlaka bir 30-40 bardak çay içer öyle giderim eve. Çay çok alışmışımdır. Niye? Bana Erzurum'da bunu alışkanlık oldu. Eskiden her dükkanda mutlaka sobalar vardı. Isınma sobayla oluyor. Oo. Sobanın üzerinde nefis. Çaydanlık, demlik kaynar. Ve asla çaysız olmaz. Kim gelirse gelsin çay hemen. Hazır. Çay verilir. Nereye gidersen içmen diyemezsin. En az 3 bardak içeceksin. Her gittiğin yerde 3-5 bardak içersin. Dükkanda bile, çayhanelerde bile yoktur. Yani oturursun kahvehaneye, gidersin talebeyim. Kahveye oturuyorum tabii. Tak çay geliyor. Zaten isteyecektim. Tamam. Gidiyor bardak. İkincisi tak yine geliyor. Hiç istemeden. Sonra, tabii istemeden. Hiç istemek orada sorulmazdı. Hali sorulur mu bilmiyorum. Asla kahvehanelerde gelir Erzurum'da. İbrahim Sadri'nin buna ait böyle özel anlattığı bir şey vardı. Gözlerim fırlamıştı falan diye. Şimdi üçüncü çay yine gelir. Dersin ne oluyor kardeş falan bu ne oluyor kardeş falan hani 3-5 talebesin birazdan paralar bol gidecek. Söylesene kardeş içmeyeceğin gider o da. Bakıyorsun haklı yani adam. Söylemen lazım. Yani söylemeyin çay içmiyorum çay içilir oturunca 10 bardak 20 bardak. Söyle kardeş içmeyeceğin sana zorunlu çay içirmiyoruz yani adam. Ama söyle kahveye oturmuşsun. Çayhaneye oturmuşsun çay içeceksin. Şimdi siz tabii üniversiteye mensup olduğunuz için aklıma hemen
Ordinal Profesör affedersiniz Süheyl Ünver'in bir anekdotu geldi. O da böyle kütüphanelere çok giden bir zat ya, özellikle Süleymaniye Kütüphanesi'ne çok gidermiş. Tabii çok itibarlı bir hoca. Oradaki kütüphane görevlisi de çay triyakisi. Sürekli kütüphanede çayı hazır demleniyor. Hoca da ikram etmek istemiş. Bir bardak içmiş. İkinciyi götürünce içmeyeceğim demiş. Hayrola hocam, çayımı beğenmediniz demiş. Adam da çok iddialı iyi çay demlediğine dair. Yok evladım, çay idrar yapar, idrar icbar yapar. İcbar olan yerde ilim olmaz dermiş. 30-40 bardak, 50 bardak. bütün şeyi temizliyordur Allah bilir zaten şifa. Hocam çok lezzetli gidiyor. Evet. Çay gibi aziz gidiyor sohbet. ama çayımız soğudu. Çayları bir tazeleyelim. Küçük bir ara bir çay molası. Peki. Değerli izleyiciler, siz de çaylarınızı tazeleyin. Aradan sonra tekrar... Değerli dostlar, çaylarımızı tazeledik. Umarım sıcak bir muhabbet oluyordur, sohbet oluyordur. Şimdi girişte bahsettiğim, hani Osmanlıca öğrenmenin yaşı yok, işte bundan kısaca bahsedeceğiz diye böyle bir bilgi kırıntısı vermiştim. Gerçekten çok duygulandırıcı, teşvik edici bir gelişmeden bahsedeceğim şimdi size. Bu Osmanlıca tartışmalarına da atıfta bulunarak. Şimdi Güngören'de Genç Osman Ortaokulu'nda ortaokul yani 7. sınıfa giden minik gençler diyeyim, kendi aralarında bir vakıf kuruyorlar. Vakfın adı da Hazine-i Aliye-i Osmaniye Vakfı ve bu vakfın maksadı orta 2'de yani 7. sınıfta Osmanlıca kursu açmak. Ve bu kursu veren de yine 7. sınıfa giden, değil mi hocam? Evet. Siz de tanıyorsunuz. Mustafa kardeşimiz, şimdi umarım reji onu ekrana getirecek, resimleri de var, sizinle paylaşmak istiyorum. Hakikaten yani ülkemizde, memleketimizde iyi şeyler de oluyor. Bu Mustafa kardeşimiz minik delikanlı, arkadaşlarını topluyor, bir vakıf kuruyor ve onlara Osmanlıca dersi veriyor. Kendisi gayet iyi biliyor, bir de bildiği gibi öğretiyor. Şimdi arkadaşlarına Osmanlıca dersini Osmanlıca öğrettikten sonra bir de sertifika merasimi yapmışlar. Birer de bu vakıf adına vakfın da kurucularından sertifika veriyor ve bu genç kardeşlerimiz, hemen isimlerini de sizinle paylaşmak istiyorum, teşvik olur. Safa kardeşim, Samet kardeşimiz, Ali kardeşimiz, Osman, Faruk, Mehmet, Ali İhsan, Erkan ve Koray. Şimdi bu kardeşlerimiz sertifika alıyorlar. Tabii bunların önünü açan öğretmenleri de var. Mahir Hoca, Aslı Hoca, Reşat Hoca, Eyüp Hoca, Özlem Hoca. Hocalarımıza da buradan teşekkürlerimizi ifade edelim. Çünkü yani bu tip gençlerin önünü açmaları çok önemli bir davranış. Ve bunlar gayet mükemmel bir şekilde Osmanlıca öğreniyorlar. Ne kadar sürede? Çok kısa bir sürede. Gerçekten Osmanlıca öğrenmenin yaşı yok. Evet, şimdi ekrana geldi. Bu idealist genç arkadaşlarımızı siz de izliyorsunuz. Şimdi buradan ben tebrik etmek istiyorum. Bu selamlar ve bizim bu zikrimiz de onlara bir teşvik olur. Arkadaşlarını inşallah teşvik eder diyelim. Ne diyorsunuz hocam? Vallahi yeni sertifika programlarına da bizi davet ettiler. İnşallah gideceğiz. Gideceğiz. Bey. Evet. Seve seve hocam inşallah. Evet. Seve seve. Vallahi tebrik ediyoruz, teşvik ediyoruz maşallah. Evet. Yani birileri koca koca Türkiye'de adamlar ya ne olacak falan derken, buyur gençlerimiz işte. İlimle, bilgiyle ilgileniyor. Taş atmıyor, değil mi? Silah atmıyor, ortalığı yakıp yıkmıyor. İşte bunları konuşun, bunları görün diyeceğiz. Valla müthiş, evet. müthiş bir evet. örnek. Tabii. 7. sınıfa giden çocuklar tamamen kendi organizasyonları. Evet. Şu idealizme bak, şu hevese bak. Ve öğretmenleri de kendi arkadaşları. Evet. Bravo yani, gerçekten. Tebrik ediyoruz. Evet. Örnek olurlar inşallah. İnşallah siz büyük adam olacaksınız. Bu idealizminiz, bu cesaretiniz ve bu hevesiniz inşallah daim olur. Sizden yeni güzel faaliyetlerin haberini de bekliyoruz. Onları da burada söz veriyorum. İzleyicilerimize paylaşacağım. Yeni sertifika programlarınız olursa ona da gelmeye hazırız. Hocam da söyledi zaten, seve seve. Diğer okullardan da eğer çağıranlar bu tür faaliyetlerde bulunanlar olursa onlara da gideceğimizi burada ifade edelim inşallah. Şimdi hocam bir araya daha gidelim. Peki. Bu da son olsun.
Ondan sonra çay sohbetine sıltacak devam edelim inşallah. Değerli izleyiciler, küçük bir ara. Tekrar birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi tabii hayli ilginç tweetler geliyor, mesajlar geliyor. Onları da hocam sizinle paylaşayım. Mesela Mevlüt Çabuk kardeşimiz demiş ki, daha önemli bir konu yok mu Allah aşkına? Osmanlı ve çayı konuşuyorsunuz demiş. Ne diyorsunuz? Konu çok. Bugün de çayı konuşuyoruz. Çay da önemli bu hocam. Çay da önemli. Hepsi başka önemli. Başka bir tarih, kültür ya. Evet, kültür. Tabii. Ekonomik, devlet için ekonomisi var, tabii. Kültürü var, sanatı var, çayın değil mi? Çaydanlığı var, semaveri var. Tabii. Şimdi Mevlüt Bey, ya bir arada sırada böyle kültür tarihimizden de rahatlatıcı, içimizi açıcı, moral tazelememize vesile olacak onları işleyelim müsaadenizle. Çünkü çay gerçekten başı başına bir kültür ve çok önemli yani bizim kültürümüze, değil mi hocam? Çok çok önemli. Çayın kendisinden daha ziyade tedavileri, çağrışımları ve kültürü bence daha önemli. Mevlüt Bey de mutlaka içiyordur yani. Mutlaka içiyordur. Evet. Burada hocam bir izleyicimiz, onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Demiş ki Ceren Selim. Es sohbetü bila çay, kessemai bila ay. Ne demek? Çaysız sohbet. Semai bila ay. Evet, aysız semaya benzer. Aysız semaya benzer. Tabii. Çaysız sohbet, aysız gecede ay yok. Kapkaranlık bir çok, ay. Çaysız sohbet, kapkaranlık. O gecede ayı bizim gibi çocukluğumuzda eğer böyle geceleyin hayvan otlattılarsa o ayın çıkışına nasıl sevindiğimi ben bilirim. Düşün ki kapkaranlık bir geceye ve siz hayvan otlatmaya çıkmışsınız. Sabahleyin pazara götüreceksiniz o hayvanlara satmaya. O ayın çıkışına nasıl sevindiğini işte o zaman bilir insan. Çaysız kaldığı zaman da onlar bilir. Yani kıtlık zamanları mesela bilmem bir şey var, okuyayım mı böyle? Buyurun hocam. Kıtlık tabii. Çay yok, kıtlık var ve çay bulamıyor adam. Yavan yağsızlıktan. Belim büküldü, zayıfladım, damarlarım söküldü. Kahve, çaysızlıktan gözüm döküldü. Bir şey yok içeyim ayrandan başka. Adamın bir ayranı kalmış ama çay ve kahve istiyor. Ayran, yok. Ayranın yeri bir başka. Bir gün çay yapmıştır. İçmesem tutar ısıtma. Bir gün çay içmesem tutar ısıtma. Sıtma. Eskiler ısıtma derlerdi. Sıtmaya tutar ısıtma. Hem de bana dersin doktora gitme. Takdirin bu diye iftira etme. Tedbirime ara bir çare oğul. Çok güzel. Bir çare ara yani. Değil mi? Takdirim bu deme. Tedbirim ara da ardından takdir diyelim. Fakirler bağında baykuşlar öter. Bu nasıl zamandır? Gün günden beter. Billurlar, fincanlar yüzüstü yatar. Çay takımı oldu kapkara oğul. Çay yapamamış kapkara olmuş çay. Der zülali tiryakilik bilindi. Gözlerimin ışıkları silindi. Bu sebepten semaverim delindi, kaynadı su, döndü pınara oğul. Çok yani güzel ya. Yani Zülşahir Zülali'nin her hani kıtlık zamanları olur ya böyle yokluk, kıtlık. Erzurumlu'dan çıktı da toz şekere şeker demezdi. Toz şekeri kullanmazdı. Ben böyle şeker arıyorum. Şeker, biz toz şekere de bayılıyoruz, arıyoruz. Şeker var mı? Yok. Şeker var mı? Yok. Üçüncü dükkanda baktım bir çuval şeker. Dedim şeker alacağım, şeker yok dedi. Bu ne dedim? O toz evlat dedi, toz o. Şimdi şekere her şeyin bir usulü var. Tabii. İşte kıtlık zamanı insan hani bir şeyin kıymeti bazı şeylerin gitmeden elden bilinmiyor. Elden kaybettiğin zaman onun kıymeti ortaya çıkıyor. Böyle çok güzel çayla ilgili şiirler vardır. Tabii çay son zamanda girdiği için bizim kültürümüze divan edebiyatında çok fazla çayla ilgili beyit yok. Yoksa tahmin ediyorum o gecelerde çay üstüne neler yazarlardı. Mesela çay dediğin zaman başka ne aklına gelir? Biz şimdi içmekten bahsediyoruz ama Anadolu'da küçük derelere ne derler? Çay derler. Çay derler. Buradan bahisle Acemlerde de şaraba derya demişler. Hmm. Biz çaya çay dedik ya. Onlar da şaraba derya demişler. Şairimizin bir tanesi, gel misafir gele mihman ederiz çay ile biz.
telkam eylemeyiz kimseyi derya ile biz. Gel misafir gele, çay ile gele mihman ederiz çay ile biz. Biz misafiri çay ikram ederiz. Telkam eylemeyiz. Onu hüzne boğar. Şarap adamı hüzünlü kılar. Sarhoş eder. Telkam eylemeyiz. Ne ile kimseyi derya ile biz. Bak ne güzel deryayı, orada şarabı derya şeyine kullandı, manasına kullandı. Çok deryayı. Çok hoş bir beyit. Mesela divan edebiyatında azdır bu nevi şeyler. Buradan devam edelim hocam. Çünkü edebiyatımızda çok hoş bir şaheser bir yeri var. Evet, çok hoş bir gazel devam var. Edelim isterseniz. Buyurun. Çok hoş. Yani çayın faydalarını, ne olduğunu, nasıl olduğunu çok güzel anlatan bir faydası gazeldir. Faydası deyince hemen bir mesaj okuyayım. Devam edin çünkü tamam. İlgili. MAG yani bu rumuzu galiba izleyicimizin ama bizim iyi bir takipçimiz. Teşekkür ediyoruz. Aşırı çay tüketimi vücuttan demir atar. Bu da kansızlığa sebep olur ve ayrıca asabiyet ve sinir yapar demiş. Şimdi siniri gidermek için çay içilen noktalardan bir tanesi de fazla çay belki izleyicimizin söylediği doğrudur. Ancak en fazla kullanıldığı noktalardan biri asabiyeti ve siniri gidermek içindir. Sakinleştirici özelliği vardır. Siniri giderir. Yani bu da az çay her şeyin zaten azı karar. Çoğu zarar demişler. Buna dikkat etmek lazım. Ama çok böyle efsaneler var. Bir gün bir bilgi çıkıyor. Bu efsaneler yıkılıyor. Mesela çayın gerçekten çok zararlı olduğu falan söylenirdi. Her geçen gün çayın korkunç bir, müthiş bir faydası ortaya çıkıyor. Yerine göre kullanımı da çok önemli Fatih. Kansere iyi geldiği. Evet. Yerine göre kullanılması. Mesela yemekten hemen sonra içmenin belki bir zararı ama bağlıyor. Bir saat sonra içmenin çok çok faydalarından bahsediliyor. Bu damla limon. O işi limonda hocam. Kansızlığı duydunuz giderecek mu? Etkisini azaltır diye. Yani çay tiryakileri kullanmazlar bunu. Hiç de hoş görmezler. Çayın delikanlı bozan bir şey. Çayı çay gibi içelim derler. Öyle. Hacı Reşit Çayhanesi var hocam meşhur. Evet. Bahsedeceksiniz. Eğer Hacı Reşit'e kovarlar yani. Kovar çay, çayhaneden atarlar. Çayın yanında eğer de limon isterse kapıyı gösterir. Kapıyı gösterirler. En büyük aynen hakaret kabul edermiş çayına. Doğru. Ama böyle bir bilgi var. Minik bir damla demiri bağlamasının önüne geçiyormuş. Bu da kahvaltılarda belki tavsiye evet edilebilir. Doğru. Keyif çaylarında zaten limana gerek yok hocam. Akşama kadar çay içiyoruz. Aynen. Ben çay tiryak isterler. Ben kendime çay yaş diyorum. Siz de biliyorsunuz. Siz de çay yaşsınız. Yani az değilsiniz. Baş ağrısı yapar evet çaysızlık. Hocam bakın Rüşen Barış Şahin Bey Erzurumlu hanımına demiş. Yılın 360 günü seni düşünüyorum. Hanımı da. Peki o 5 gün düşünmüyor musun? Erzurumlu demiş dadaş. Çay da mı içmeyelim demiş. Çay da mı içmeyelim? Demek ki böyle halk edebiyatında da halk arasında da fıkralarda, şiirlerde inanılmaz bir yeri var hocam. Var, buradan var biraz daha devam edelim. Peki şimdi çok hoş bir gazel var. Adam hem de çayı anlatıyor. Buyu hoştur, rengi hoştur, taamı hoştur, şurbu hoş. Çayın her şey kokusu hoştur. Gerçekten hoş rengi hocam hoştur, çok taamı hocam hoştur, şurbu hoş. Demlenirse pek hoş olur afiyetle iç çayı. Eğer güzel demlenirse pek hoş olur afiyetle iç çayı. Şarkı kartta şöhreti var, müptelahi var, müptela herkes ona. Ateşi yak, keyfine bak, lezzet ile iç çayı. Çok güzel ya. Ateşi yakıp öyle yapacak. Ateşte çayın apayrı bir yeri vardı eskiden. Sahi ateşte ocakta pişirilen çayların tadı çok farklı oluyor. Doğru hocam ya. O ateşten kaynaklanıyor galiba. Tabii tabii ateşten kaynaklanıyor. Evet. Hassası çoktur, adede gelmez. Söylesem bir bir sana pek çok özellikleri var. Hassası çoktur, adede gelmez. Söylesem bir bir sana hoşgü vardır, etme inkar. Bardak ile iç çayı. Bardak ile mi? Çay bardakta içilir. Bir dakika hocam. Yani şimdi kağıt bardaklarda çay içilmez. Plastikte hiç içilmez. Plastikte hiç içilmez. Ne diyor? Bardak ile iç çayı. Cam bardak. Cam bardak. İnce belli. İnce belli, evet. Kesme, soğuk kesme ince belli değil mi hocam? Tabii, öyle içecek şey. Nef'i evvel, şimdi söylüyor iki faydasını, çok dedi ya adede gelmez. Nef'i evvel, birinci faydası, nef'i evvel davet eyler ittihada Adem'i, rahat eyle et muhabbet içtimada iç çayı. Bir dakika açıklayın lütfen.
Çok güzel ama açmayalım. Birinci faydası davet eyler ittihada Adem'i. Ademleri topluluğa davet eyler. Bir araya getirir çay sohbetleri, çay muhabbetleri. İnsanları bir araya getirir. Rahat eyle, rahat ol. Et muhabbet, içtimada, iç çayı o toplantıda rahat rahat ol. İnsana rehavet de verir, rahatlık da verir. Hani asabi yapmaz falan dedik ya. Rahat abi, rahat iç çayı. Tabii hocam. Nefsi sani çay içersen öldürür mikropları. İkincisi de demek mikropları öldürücü etkisinden bahsediyor. Buna da nefsi sani ikinci faydası. Çay içersen öldürür mikropları. Öyle bakma yüzüme Fatih Bey. İster isen doktora sor. İtikatla iç çayı. Ben yani itikad valla bakma git. Ben itikad etmişim zaten. Etmediysen doktora sor bak. Yesevi Hazretlerinin duası ver. Şifa niyetine içiyorum yani. Son olarak da cayma çaydan. Vazgeçme. Hani kimisi bazı şeylerden vazgeçer. Cayma çaydan yüz çevirme. Çayın elbet cayı var. Kim içerse hasta olmaz. İtimatla iç çayı. İtimadımız sonsuz. İtimadın sonsuz. O zaman çaya vallahi devam. Ben bir şeyi ne niyetle içersen yersem o niyet hasıl olurmuş. Ya çay zararlıymış. Faydalı şeylerde. Helal olan şeylerde. Helal olan şeylerde biz şifa niyetini içiyoruz. Hiçbir zararını da görmedik. İnşallah bundan sonra da görmeyiz hocam. Bütün şifa herkese de tavsiye inşallah ediyoruz. Bütün izleyicilerimize de şifa niyetini. İnşallah zaten şifa niyetini içiyoruz. Bir de ya sabah mahmurluğundan insanı kendisine çay getiriyor hocam. Değil mi? Doğru. Doğru. İnsana bir zindelik aşılıyor. Tabii. Yani bakın ta 19. asra gelinceye kadar dedik çayın nerelerde kullanılmış? Şifa maksat. Tababette kullanılmış. Hocam, tababette nasıl kullanılıyordu yani, acaba? Şifa şeyini mesela bugün dahi söylüyorlar. Mesela gözün arpacık olmasında çay pansumanı yapıyorlar. Eskiden hatırlarsınız böyle çayın, siz. Hani buhara falan çayın tutulur. Çayın buharına tutarlar mesela göz şeylerinde. Kanlanmasında bir takım şeylerde. Gözün çayı buharına. Bazıları da mesela çayı bu sıcak değil de soğuk haline pamukla göze pansuman yaparlar. Böylesi mesela bunun çok faydalı olduğunu mesela biliyoruz ilaç olarak. Çünkü sırf atıf yaptınız yani 19. yüzyıl öncesi. Tabii. Şifa yani bir ilaç gibi öyle i̇laç görülüyor. Gibi. Ecza dolabında indiriliyorlar belki yani çayı. Mesela hazımsızlığı giderdi. Ve hazımsızlıklarda insanlar ağır yemekler yiyebilirler. Hazımsızlık yapar. Çay mesela hazmı kolaylaştırıyor, sindirimi kolaylaştırıyor. En önemli noktalardan bir tanesi. Hani bildiğimiz bugün de mutlaka doktorlar pek çok şeylerini bilirler. İşte yeri, zamanı dediğimiz gibi bunun en mühim noktalardan asabiyeti giderdi, sinir sistemini yatıştırdığı özelliğinden bahsediliyor. Sakinleştirir. Hazımsızlığı giderdiği, hazmı kolaylaştırdığı daha doğrusu hazmı kolaylaştırdığı biliniyor. Böyle pansuman gibi göze faydalarını biliyoruz. Bu çayhanelerden biraz gidelim demiştik. Çünkü gerçekten İstanbul'da, Anadolu'da çayhane başlı başına bir laboratuvar. Şimdi kahve diyoruz, kahve diyoruz. Kahve de kalmadı, kafe diyoruz artık maalesef. Evet. Değil mi? Doğru. Halbuki Osmanlı'da malum kahvehane ayrı, kıraathane ayrı, çayhane ayrı. Çayhane ayrı, evet doğru. Hepsinin nevi şahsına münhasır. Vasıfları vardı, hususiyetleri vardı. Şimdi hepsini tekledik, geçtik, gittik. Kafe diyoruz. Hadi kafeye gidelim, bir çay içelim. Çaylar da fincanda geliyor. Ya biz İngiliz miyiz? Değil mi hocam? İngilizler fincanda içer. Gerçi siz de şimdi fincanda içiyorsunuz da. Çaylar çoğaldı bu akşam, özel getiriyor şimdi arkadaşlar. İçiyorsunuz da. Çaylar çoğaldı bu akşam, özel getiriyor şimdi arkadaşlar. Onu da açıklayalım da niye fincanda içtiğimizi tenakuze düşmeyelim hocam. Görüntü icabı değil mi? Çünkü biz çok çay içiyoruz. Boş bardak görünmesin. Ayıp olmasın akşam, diye evet, izleyicilerimize. Çay yani. Evet onun için fincanda içiyoruz. Bir de bu ince belli bardak falan dedik. Niye ince belli bardak hocam? Valla şimdi dedik ya bizim görüntü de çok önemlidir. Öyle güzel mesela çay tepsileri vardır. Çay tepsileri. Kenarlarına şekerlikleri vardır onların. Şekeri koymak için özel şeyi vardır. Kırmak için makası vardır. Yani her şeyin tutup da bilmem ne şey makasıyla elbise makasıyla onu kırmıyor. Çay makası var. Çay bardağı var. Onun da böyle dervişler özellikle. Mesela tasavvufta da çok önemli yeri var. Ahmet Yesevi'den geliyor dedik ya. Derviş çorbası dedik. Dervişlerin çorbası dedik. Ve dervişler öylesine çay ilahileri var ki. Çaylar yazılmış ki. Yani böyle
semaverin mesela semaver çok kullanılıyor derviş şeylerinde, şiirlerinde. Semaver dediniz, hemen sorayım. Semaver bize ait bir araç mı? Yoksa semaver tabii bize de ait bir araç ama bizden gelme, bizde çıkma değil. Bize pek semaver Rusya'dan gelme. Rusya'dan. Ruslardan mı gelme? Ruslardan gelme. Semaver, soma var şeklinde. Kendi kendine demek soma. Var kaynayan. Kendi kendine kaynayan. Ateş atıyor, o kaynatıyor içeride. Devamlı kendi kendine kaynatan oradan geliyor. Ve oradan bize yani soma var. E bakıyorsun semaver. Yani sen onu Türkçe kendi diline nasıl yumuşak inceltmiş. İnceltmişiz. Evet. Ahenk kendine katmışız. Has bir ahenk katmışsın. Ve sana ait kılmışsın bir anlamda. E bunları mesela biz şeylerde falan çok görüyoruz. İşte orada bardaklar küçük olur. Niye? Çok çay içilir. Büyük, soğumasın ya, diye. Evet içerken. Bazen getiriyorlar koskoca bir bardak çay. Ya bunun ne lezzeti hani alırsın ki? Ya bunun ikincisini içer misin? İçmezsin. Yani şu kadar bir şeker. İçene kadar üşür zaten. Evet. Şu bardağın da yarısı kadar ince belli, küçük böyle, hoş, zarif. Geliyor sıcak sıcak. Soğumadan içiyorsun sıcak sıcak. Küçük bir şekerle ve uyutmuyor insanı, zinde tutuyor. Bir müddet sonra yeniden gelir. Bir müddet sonra sohbetin belki de insanlar rehaveti başladığı zaman yeniden bir çay gelir. Sohbete yeniden bir neşe hakim olur. İnsanların gözü açılır, kendine gelir. Zihni melekeleri açılır. Ve sohbetten bir fayda olur. Yoksa bir müddet sonra uyursunuz. E şimdikiler gibi bol bol eski insanlar da öyle mala yani konuşmuyor. Faydalı şeyler konuşuyor. Fıkıh bilgileri konuşuyor, itikadi meseleler konuşuyor. Hani faydasız ilimden Allah'a sığınmak var. Faydasız olan bir ilimden. Faydalı bir şey. Sohbetten maksat ya bir şey faydalanmak, ondan bir şey almak veya ona bir fayda vermek. İşte bu tip faydalı şeyler de ağır gider insana. Hani ne diyorlar? İşte sınıfta, okulda hocayı dinleme şeyi 10 dakikadır, 15 dakikadır. Peşinden bir fıkra anlatacaksın, bir anekdot anlatacaksın, zinde tutacaksın. Dikkatleri teksif etme süresi o kadar. Yani oturup tabii konuşurken mala yani saatlerce konuşuyorsun da derse gelince niye 15 dakika? Tabii. Faydalı bir ilim çünkü. Faydalı ilmin dinlemesi zor olur. Talebeye de zor oluyor. Talebe de dinleyemiyor işte. Evet. Gelse orada da şöyle haydi sıcak çaylar falan diye. Hüseyin çay dese var ya bir şeyde böyle çaylar söylüyor. E bir anda gözler açılır. Gözler açılır insanların, talebenin de kendine gelir. Yani illa böyle olsun demiyorum şimdi. Ya hocam, bir yere gidiyorsunuz, bir iş görüşmesi mesela. Evet. Gerginsiniz değil mi? Doğru. Vardınız, muhatabınız buyurun dedi, yer gösterdi. Çay içer misiniz dediği zaman bütün olay bitiyor değil mi? Evet. İnsan rahatlıyor yani. Hemen odaya bir sıcaklık hakim oluyor. Bunun evet, böyle enteresan yani psikolojik bir rahatlatıcı şey. Tabii bizde daha da böyle zarif. Ne içersin? Ya bir şey içeceksin mutlaka. İçer misin deyince hani iyi ya kalsın falan. Ne içersin? Yok içmeden bırakmaz. Çay mı içersin? Kahve mi içersin? Ben öyle demiyorum. Yemek hocam, altına mı bir şey içersin? Yani böyle. Ben öyle etme demiyorum hocam. Alternatifsiz. Çay içelim diyorum. Çay içelim. En güzeli. Çay içelim. Nail Bey'e de buradan selam edelim. Muhtemelen sizin çaycınız çok hoş. Nail Baba. Güven. Nail Baba çayhanesi Cihaloğlu'nun önemli çayhanelerinden Nail Baba. Duvarlarında böyle çayla ilgili mısralar da var. Ona güzel da buradan selam edelim. Fakat Ümit Yıldırım Bey çok güzel bir şey paylaşmış bizimle. Ne demiş şair? Bana gönül koyma çay koy demiş. Çok güzel değil mi hocam? Çok güzel. Bana gönül koyma çay koy. Evet. Harika. Tabii çok Ümit güzel. Ümit Bey teşekkürler. Tunahan Sağlam Bey. Çay bize bir gerçeği daha öğretti. Bekleyen her şeyi soğur, acır ve bayatlar demiş. Çayın, bekleyen çayın soğuduğu, acılığı ve bayatladığı gibi. Bekleyen her şeyi buradan telmihen acır, sor ve bayatlar. Çay bize bunu da öğretti diyor. Çok güzel. Güzel, o da güzel. Vallahi hocam o kadar çok mesaj geliyor ki birkaç tane de okuyayım hocam. Tabii. Sonra tekrar size döneceğim. Ebru Hanım, Ebru Göy. Çayı mahoş guvaru şirinest çün lep ilali ya renginest diye bir mısra paylaşmış Farsça. Güzel.
Nasıldı bunun manası? Yani çay yarın dudakları gibi kırmızıdır, içmesi çok hoş olur. Çok hoş olur. Bu anlama çok geliyor anla, değil mi hocam? İçmesi çok hoştur. Tabii yarın dudaklarına benzetiyor. O dudak meselesi de vardır. Mesela Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin çay içmesiyle ilgili çay levriz olmalı, levrenk olmalı ve levsuz olmalı dermiş. Ne demek yani şimdi? İşte dudak demek biliyorsun. Evet. Levriz olmalı, dudak levrenk olmalı, dudak renginde. Levsuz olmalı, dudak sıcaklığında, dudağı yakmayacak bir şekilde olmalı. Ve levriz olmalı, dudak renginde. Çok koyu çok olmayacak. Güzel. Bu şekilde bir Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mesela sözü vardır. Hocam, özür dilerim, dudak payında, levriz de dudak payı kadar yani bir dudak. Evet. Ya müthiş bir kavram dünyası da var tabii çayda. Evet. Ya kardeşim dudak payı bırakmadın mı deriz ya. Heh. Şeyi böyle bilmeyen bu yani işi yakar anlamaya, bir anda, evet. Ağzına kadar doldurup hem elinizi yakar hem ağzınızı dudağınızı yakar. Dudak payı tabiri de kendisini çaya borçlu herhalde değil mi? Daha bunu çoğaltabiliriz. Peki tasavvuf edebiyatında çay tasavvuf nerelerde? Edebiyatında da çok önemli. Çok şeyleri öğreniyoruz, görüyoruz. Aslında çok mühim. Yani çayla ilgili bile demek ki o tasavvufta dervişleri işte uyandırmak, zinde tutmak bir takım şeyleri var ama sözleri hoş. Mesela Rusça'da biz çay çok önemli Rusça'dan ama Rusça'dan bizden ziyade mesela Karabağ bölgesindeki Türk mutasavvıfları arasında çok yaygın. Ve oradan hatta bunu şeylerde, kasidelerde görebiliyoruz. Semaverin yücesi var, Karabağ'da yücesi var. Semaverin yücesi var, Karabağ'da nicesi var, Karabağ'da yücesi var. Kafkasya'da hocası var, hüner senin ey semaver diye böyle yerini söylüyor. Semaverin musluğu var, çoban gibi ıslığı var, dervişlerle dostluğu var, hüner senin ey semaver. Semavere çaya küçük derviş diyorlar. Bu da bir derviş. Çayı, o fokurdama sesini zikir olarak mı? Fokurdama sesini de zikir olarak onu da söyleyecek. Ortasında aşk ateşi, kenarında gözler yaşı. Semaya kaldırmış başı, hüner senin ay semaver. Çok güzel. Ortasında aşk ateşi, ortasında kalbi işaret ediyor insanın kalbini. Tam semaverin ateşi bulunan yeri. Kenarında zaten gözler yaşı akıtıyor kenarından. Çok sular güzel akıtıyor. Semaya kaldırmış başı. O bulutu, ateşin bulutunu elleri semaya açılan dervişe benzetiyor. Çok. Hüner senin ey semaver. Tam bir küçük derviş tiplemesi var. Bak öyle hoş ki. Harika. Semaverin kalkar kulpu iki, hiç durmadan çeker zikri. Semaverin kulpu iki, hiç durmadan çeker zikri. İçtik çayı, ettik şükrü. Hüner senin ey semaver. İçtik çayı, ettik nefis şükrü. Nefis yani hakikaten bütün gerçekten her şeyi ifade ediyor. Kimin hocam bu şiir? Ama bilmiyorum şiir belli anonim bir mi? Anonim de olabilir. Semaveri kurduk düze, bu tarikat cümlemize. Şeyhim himmet etsin bize, hüner senin ay semaver, ey semaver. Gül bülbülsüz açılmaz, çay lüzumsuz içilmez. Nakşiler, kadiriler sohbetinden geçilmez. İşte yani, evet. Çok. Gül bülbülsüz açılmaz. Bülbül olmadan gül açılmıyor. Çay da lüzumsuz içilmiyor. Yani çayı da boş yere içilmez. Açılmaz bülbül olmadan gül açılmıyor. Çay da lüzumsuz içilmiyor. Yani çayı da boş yere içme. İşte o zikrini de o şükrünü de. Hani dervişler her şeyde o Cenab-ı Hakk'ın zikrini, onu düşünmek, onu şükretmek. Ve burada da bu. Burada mutlaka çayın işte o zinde şey tutuşunun çok ilgisi var ve kendileriyle nasıl özdeşleştirmişler. Bu işte. Kendilerini kılmışlar. Bu çok mühim gerçekten. Çay bir mayı olmaktan çok öte manalar ihtiva ediyor hocam. Yani evet. Sıcak, şekerli, değil mi? Tadı hoş bir mayı olmaktan çok daha farklı, çok daha derin manaları var. Yüzlerce yıllık edebiyatımızda tasavvuf şimdi siz ya. Sadece şu şiir bile zaten birçok şeyi ifade ediyor da. Emir Taha Berk Asr-ı Saadet'te çay olsaydı sünnet olurdu demiş.
Çok evet, güzel. Söyleyen onu çok bir Efendimiz arkadaşımız da. Efendimiz de severdi yani bunu. Evet. Sünnet olurdu diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten o niyetle içiyoruz. Ala tostları çayı açık, az şekerli içer. Köyde gördüm diyor. Vallahi siz daha büyük bir şey. Allah dostu görmüşsünüz. Bu daha önemli. Mustafa Kapıcıoğlu. Öyle mi diyor? Öyle evet. Diyor. Çok dua var hocam. İçtiğimiz çayların bize şifa olması yönünde çok dualar var. Biz de amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane Fatih Yavuz Sürek. Sanırım çay reklamı aldınız. Bugünkü programdan sonra çay fiyatları artacak diye bir espri yapmış. Vallahi ne sponsorumuz oldu, buna gerek yok zaten. Çaya ayıp olurdu yani, değil mi? Milletimiz yani sponsorumuz. Bir menfaat karşılığı anlatırsak çay buna ayıp doğru, olurdu. Ayıp yani. Olur, çaya ayıp, ayıp olurdu. Çaya ayıp olurdu, çok doğru. Şimdi, neyse devam edeceğiz. Fakat hocam, çay mı daha kıdemli, kahve mi daha kıdemli? Tarihi background'a itibariyle. Valla tarihe baktığımız zaman çay daha kıdemli. Çünkü milattan önce evet, falan diyorsunuz. Evet, 3000'li yıllara kadar gitti. Çay kahveden çok daha kıdemli olduğunu anlıyoruz. Kahveyi zaten inşallah yine müstakil bir i̇nşallah program yaparız. İnşallah kahveyi de çok güzel bir bölüm. Belki kahveye bir sponsor buluruz ya. Ona da ayıp olur gerçi evet. De. Hocam şimdi bu çayhaneler tabii çok önemli. Doğru. İstanbul'da işte Tanzimat'tan sonra dediniz galiba 1850'lerde doğru. Falan bu dükkanlar açılmaya başlıyor. Genelde Beyazıt civarı galiba Beyazıt değil mi? Şehzadebaşı, Beyazıt, evet, Divan Yolu bugünkü. Niye hocam oralar? Şimdi en yoğun olduğu yerler, insanların yoğun bulunduğu yerler, görevlilerin olduğu yerler, iş yerleri olarak baktığımız zaman bu tip yerler, iş yerlerinde, görevli insanların bol olduğu yerlerde, günlük, hani evlerin olduğu bir yerden ziyade bu tip yerlerde daha çok insanların gezdiği, dolaştığı olan yerler. Tabii önce özellikleri itibariyle de ayırabiliriz biz. Kahvehane, çayhaneler açılmaya başlamasıyla beraber hani herkes cinsiyle gezer diye bir laf var ya. Ha, herkesin çayhanesi kendine gibi bir laf var. Tabii hocam. Herkesin çayhanesi kendine özel. Dolayısıyla da insanlar hani işsiz güçsüz takımının toplandığı çayhaneler vardır. İşi yoktur, gücü yoktur. Onlar bir aradadır. Onların toplandığı şeylerin toplanmış olduğu şair, İlim adamı evet. Böyle toplanmış olduğu evet. Ve çok güzel evet. Muhabbetlerin olduğu evet. Çayhaneler var. Kültür insanlarının, küçük memurların işten çıktıktan sonra böyle oturup sohbet ettikleri çayhaneler var. Sonra mesela esnafların toplanıp çay içtikleri çayhaneler var. Halk tabakasının, esnafın, tulumbacıların mesela toplanmış olduğu özel çayhaneler var. Yani onu orada... Tulumbacı deyince hocam şimdi bugünkü nesil belki bilmeyebilir. Tulumba tatlıcıları değil yani. Değil. Tulumbacı dediğimiz zaman itfaiyeci, yangınları söndüren... Ama bunlar kabadayı, serseri. Su, o tulumbalarında evet. Su taşıyorlar. Ama ve, bir serseri kabadayı tarafları da var galiba. Tabii onların da toplanmış olduğu mesela şeyler var. Çayhaneler var. Kabadayı insanların böyle serseri kabadayı tipli insanlar. Ve birbirlerini çayhanelerine racon keser racon diyorlar kesiyorlar ya. Evet. Bunlar. Mesela Fatih Bey biz ben Boyabat'ta köylülerin hangi köylü? İşte falan köylülerin toplanmış olduğu çayhaneler. Filan köyün çayhanesi. Filan köylülerin toplanmış olduğu. Alın size çay sosyolojisi. Hangi köy? Mesela birisini aradım. Falan köylü bilmem kimi arıyorum. Evladım falancanın kahvesine git. Onu orada bulursun. Orada bulursun. Bugün geldi gelmedi derler. Köyde kaldı anlarsın. Kasabaya inip inmediğini anlarsın. Mesela gençlerin yaşların da ayrı galiba değil mi? Gençlerin Anadolu. Toplandığı tabii o da o kasaba içerisinde gençlerin oturduğu, yaşlıların oturduğu. Galiba değil mi? Gençlerin Anadolu. Toplandığı tabii o da o kasaba içerisinde gençlerin oturduğu, yaşlıların oturduğu kahvehaneler vardır. Bu her zaman böyle devam eder. Mesela kıraathaneler vardı bu kahvehane, kıraathane, çayhane. Say hocam bu gibi. Üçü mesela zikrettik. Nedir fark aralarındaki? Yani çayhane, kıraathane, kahvehane. Kahve içecek adam hani bugün simit dünyası falan gibi diyor ya. Onu yiyecek adam oraya gidip yediği gibi. O iş ona baktığı gibi kahvehane. Orada kahve içilir ve birbirleriyle böyle yarış yaparlar. Onun kahvesi çok daha güzel olacak. Çayhane, çayların yapıldığı, çay içildiği yer. Kıraathane. Daha çok okuma, kitap okuma için, sohbet için, kitap okumak için orada kitap, aslında kahvehanelerin önce şeyi de kıraat
çayhanelerin bir takım şeyleri zaman içinde kıraathaneye de dönüştü bunlar. Yani bir şey okunsun. Yani bir kütüphane koydular. Yapılsın. Kütüphane koydular, kıraathaneye dönüştürdüler. Böylesi de hani işte o işsiz güçsüz yahut da serseri insanları bir yere getirmek. İnsanlar bunları da ne yapıyor? Hani bir zamanlar işte bazı köylülerin günümüzde de şehircilik hayatında biz bunu görüyoruz. Ne kuruyorlar? Dernekler kuruyorlar. Bu dernekler zaman içerisinde oyun oynama yeri gibi oluyor. Gençleri yanlış işlere sürükleyen bir takım hale dönüyor. Dernek mensupları da biz burayı bir kitap okuma, kültür merkezi yapalım diyorlar ve oraya bir kütüphane kuruyorlar. Yani zaman içinde bunların değişmeleri de böyle söz konusu. Hemen sorayım. Çayhanelerde bugünkü bildiğimiz manada oyun, iskambil, tavla şubu yok değil mi hocam? İşte zaman içerisinde değişim var. Zaman içerisinde yani 20. böyle hani içerisinde işsiz, güçsüz takımları zaman içerisinde bir oyun yeri haline gelmiş. Siyaset oluyor. Mesela Abdülhamit Han zamanında özellikle Hacı Mustafa Çayhanesi var mesela. Çok meşhur. İttihat ve Terakki mensupları oraya gidiyor. Ve orada devamlı siyaset. Evet. Ne yapıyor hükümet bunu? Gözaltına alıyor oraya. İnsan şeyleri gönderiyor, hafiyeleri takip ediyor. Zaman içerisinde böyle dönüşümlerin siyaset yuvaları haline geliyor. Bunlar da var. Yani bunların her birinin de özel işte o meşhur çayhaneler var ya. Mesela Çemberlitaş'ta Acem'in çayhanesi diyor. Aa, çok meşhur. Çok meşhur. Bir orada şey tulumbacılar gidermiş mesela oraya hep. Acem'in çayhanesinde tulumbacıları orada bulursun. Ama o devrin tulumbacısı Külhan Bey bile haddini biliyormuş. Bir ariflerin, ediplerin, irfan sahip kişilerin devam ettiği çayhanelere asla gitmezlermiş hocam. Evet. Oradan geçmezlermiş bile. Mesela şey var, direkler arası diyoruz ya hocam. Direkt. Ramazan muhabbetlerinde doğru. Hep gündeme gelir. Şu direkler arasından biraz bahsedelim. Yakup'un çayhanesi diyor. Şehzade başında evet. Yakup'un çayhanesi diye meşhur orası da. Orada tabii daha çok böyle tiyatrolar, gösteriler yapılıyor. Daha sonra hani cambazlar gösteri yaparlardı böyle şeylerde. Meşhur tiyatrolar. Meşhur. Orada da meşhur tiyatrolar var ve gösteri yapıyorlar. İnsanlar oraya dolup taşıyor mesela. Bir de musiki fasılları da yapılıyormuş hocam. Yani bu tür çayhanelerde. Mesela Hacı Reşit Çayhanesi var. Hacı Reşit var. Çayhanesi'nin çok özellikle. Meşhur. Evet. Ahmet Rasim mesela oranın müdavimlerinden. Şimdi Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, yani İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Şekip Tuş, onlar bir nesil evet. Sonra efendim bu Ahmet Mithat Efendi, efendime söyleyeyim İbnül Emin Mahmut Kemaller, yani devrin ne kadar üdevası, şüerası, zürefası varsa, zarifleri, irfan sahipleri varsa bunların gittikleri en önemli çayhanelerden bir tanesi de Hacı Reşit. Hacı Reşit çayhanesi. Çok enteresan bir adam. Şiire müthiş bir merakı var. Mesela şöyle özellikleri varmış hocam. Siz şimdi dediniz ya önünden bile geçmezler diye içeri gidip de adama bir şey sorarlarsa Fatih Bey ortada kalmak var. Tabii onu, oraya girdiği zaman adam mesela onların sohbetine tabii. Haydi bakalım sen de şundan konuş dedikleri yok, zaman tabii. Yandı adam nasıl gitsin? Dinleyici olarak bile kabul tabii. Edemiyorlar hemen. Abbasi halifelerinden bir tanesi işte yardımcısıyla böyle tavla oynuyorlarmış. Cepheden birisi gelmiş. Şimdi tavlayı kapatmışlar. O yardımcısı da kazanmak üzereymiş. Dur demiş şimdi gideriz falan. Adam gelince şimdi işte cepheden falan şey edecek. Soruyor ona Kur'an-ı Kerim'den ne bilirsin diyor. Vallahi ezberleyemedim diyor. Hadislerden ne bilirsin diyor. Pek diyor bildiğim bir şey yok. Böyle ediplerin sözlerinden anlatacağım bir şey var mı diyor. Hiç diyor zamanım olmadı bunu öğrenmeye diyor. Tavlanın üstündeki örtüyü kaldırıyor. Utanılacak bir adam yok. Oyuna devam. Anlatacağım bir şey var mı diyor. Hiç diyor zamanım olmadı bunu öğrenmeye diyor. Tavlanın üstündeki örtüyü kaldırıyor. Utanılacak bir adam yok. Oyuna devam edebiliriz diyor. Çünkü yani, gelen adamın utanılacak. Yani oraya gelen adam da şöyle bir edip şairlerden hiç değilse bilecek, konuşacak, anlatacak. Herkes çok onun doğru. İçin tabii adamına göre yer alıyor. Kahvesine gidiyor. Doğru çünkü Şule Kıraathanesi diye bir kıraathane açılmış. Bu 1900 onlarda galiba hocam. Bu da şeyde Şehzade başında. Fakat bunda oyun falan var. Hatta bilardo falan masası da koymuş yani oraya.
Bir de onun hemen yanına yavrunun Mehmet dedikleri bir çok güzel nefis çay yapan birisi at. Yavrunun Mehmet Çayhanesi. Evet, yavrunun Mehmet evet. Çayhanesi meşhur. Şimdi çok meşhur işte bu devrin en ünlü şairleri, musiki adamları, mütefekkirlerinin falan gittiği bir yer. Üniversite hocaları da gidiyor öyle. Mükremin Halil İnançlar falan da gidermiş evet. Oraya. Bir tanesi böyle ilgisiz bir tip galiba. Yanlışlıkla kapıdan içeri girince hemen önünü kesmiş. Adamın derdi para değil ki. Kalitesi, ambiyansı. Oradaki müşterinin evet. Vasıfları oradaki çay işletmecisi için önemli olan. Ne aradınız? Çay mı aradınız? Çay burada yok. Şule'nin kıraathanesi çay orada satıyor diye oraya göndermiş. Gönderirlermiş yani. Evet. Mesela bir saz şairi bu Hacı Reşit Bey'in. Duymuş orada şairler falan geliyor diye. Saz şairi saf gariban sazını da almış. Aşıklar vardır ya atacak. Evet. İçeri girmiş bir köşeye oturuyor. Bakıyor ki kimse kendisiyle ilgilenmiyor. Sazının tellerine şöyle bir dokunuyor. Kimse ilgilenmeyince Hacı Reşit dayanamamış. Pardon Hacı Reşit değil de müşterilerden bir hoca Saffet Efendi var. Diyor ki hemşerim sen yanlış geldin galiba. Senin yerin tavukhanedeki kahvaneler diyor. Sen en iyisi oraya gitti. Eyvallah babalık diyor çekip gidiyor. Buna mümasil çok şeyler var hocam. Mesela şey var. Mersinli'nin çayhanesi var. Bu Hacı Reşit'ten sonra. Bununla mesela ilginç edebiyatımızda başlı başına böyle anekdotlar silsilesi teşkil edecek bunların hikayeleri var. Doğru. Ahmet Rasim bu Hacı Reşit Hacı Reşit'e çok takılıyor. Malumat dergisinde bu Hacı Reşit cahil bir adam ama evet, şiir cahil. Dinlerken müşterilerin çay taleplerini bile duymazmış yani. Efendi himmet et diye çay isterlermiş eskiler. Şimdi Ahmet Rasim Malumat dergisinde Dekadan diye bu edebiyatı cedide taraftarlarına diyor. O kahveye de bu dekadanlığa karşı edebiyatı cedide akımına karşı bütün edipler orada. Buna takılmak için Hacı Reşit Efendi Malumat'ta bir yazı yazıyor. Diyor ki bizim Hacı Reşit duydum ki diyor irtidat etmiş dekadan olmuş diyor. Dönmüş. Evet. Edebiyatı cedide taraftar olmuş. Onun tavalesine takılanların hepsi de edebiyatı cedideye muhalif, şiddetle muhalif. Ertesi gün geldiği zaman çayhaneye usulca bir köşeye oturuyor. Hacı Reşit yüz vermiyor. Çay da vermiyor. Onun gözü önünde iki tane çay kendisine koyuyor. Afiyetle içiyor. Cebinden de 40 para çıkarıyor. Kendi kasasına atıyor. Ve şöyle diyor. Bizim memlekette münafıkların çay içilmez diyor Ahmet Rasim'e. Üçüncü çayı da onun önüne götürüyor. Ahmet Rasim de üçüncü çayı içmiyor. Bizim memlekette de mürtetlerin çay içilmez diyor Ahmet Rasim. Öyle deyince yakasını yapışıyor saf adam tabii. Ben çok ehli namus, ben halis, saf bir Müslümanım. Sen bana nasıl mürtet dersin diye ağlamaya başlıyor. Derhal diyor bu yazıyı tekzip edeceksin yoksa seninle bütün dostluğun biter diyor. Şakayı ciddiye almış. Ahmet Rasim ertesi gün Malumat'ta tekzip yayınlıyor hocam. Hacı Reşit ya böyle başlı başına bir edebiyat var. Ama Fatih Bey tabii adam saf ama dinde biliyorsun şakası yok yani. Yok. Adam onu göstermek zorunda. Hani biri bazen böyle şeyle söylerler ya zalim manasında kafir falan diye zalim manasında. Tabii kelimenin şeyi mürtet tamamen dinden irtidat eden. Dönmüş bir insan, eğer onu sussa kabul manasına gelir. Tabii. Buradaki afiyet, mürtet, bu tip tabii. Şeylere gülse, sussa çok tehlikeli tabii. Bir durumdur itikat bakımından. Adamlar belki hani bizim onun ilminde belki saf ama dinde saf, ilminde belki biraz cahil olabilir ama dinde safa sağlam adamlar. Onu diyor zaten. Yani Ahmet Rasim orada üç yumruk yemediğine de çok şükretmeli. Tabii ama tekzibi yayınlamış. Yayınladı. O tekzibi de ciddetmiş Hacı Reşit. Evet. Ahmet Rasim'in yazısından dolayı kendisine takılanlar olduğu zaman hemen cebinden çıkarır. Bir berat gibi onları okuturmuş. Hocam Rasim şimdi zaten bir daha kahveye giremezdi. Böyle çok hikayeler var. İnşallah yeri geldikçe anlatırız hocam. Süratle geçti vaktimiz. Vallahi çok, çaydan çok güzel bir muhabbetti. Evet. Çay gibi lezzetli bir muhabbetti. Son olarak sizden
bir çay demleme tarifi alalım. Çayı nasıl demlersiniz? Demliyorsunuz değil mi? Tabii tabii demliyoruz. Nasıl? Yani nasıl demlersek iyi olur? Çok tarifi var da. Yani benim de eskilerimizden duyduğumuz, hemen gördüğümüz... İzleyicilerimiz de buradan hatırlatalım, hemen kalemi kağıdı alın lütfen. Hocam çay tarifi verecek. Ben şimdi buna böyle ben bir hazır çok değildi, iyi değildim ya, ama evet. Çayı özellikle kaynadığı zaman, suyunu kaynattığımızda... Alttakine çaydanlık diyoruz değil mi hocam? Tabii alttakine çaydanlık diyoruz. Üsttekine de demlik diyoruz. Demliğe. Suyu koyduktan sonra üzerine çayı koymak çok önemli. Çayı alta koyup üstüne suyunu şey deriz ya, üstüne çayı koymak. Ha, soğuktan mı demleyin diyorsun? Yok. Nasıl yok. Nasıl yani? Önce sıcak suyun üzerine çayı dökmek. Hemen üzerine anladım. Koymak çok önemli ve 10 dakika. Çok bekletmemek lazım. Hani bekletmek çok şey değil. Demlik porselen mi olmalı? Demlik porselen olmalı. Porselenin çayı bambaşka olur. Porselen olmalı. 10 dakika ile de 10 dakika sonra içilecek hale gelir. Fazla da şey yapmamak lazım. Peki hocam şöyle bir usul var. Bardağı dökerken bazıları önce suyu döker, bazıları önce demi döker. Bunun bir manası, bir anlamı var mı? Vallahi bilmiyorum. Herhalde alışkanlık olarak görüyorum. Çok fazla nedenini biliyor değilim açıkçası bunu. Biz önce suyu dökenlerdeniz. Önce çayı dökenlerdeniz, ardından suyu o Yakup üzerine. Dediniz ya. Evet. O galiba önce suyu dökermiş, sonra da şekeri atarmış, karıştırmış, ondan sonra da demi döker. Dem tabii suyu, şekerli suyun ağırlığı, yoğunluğu fazla olduğu için çay çökmüyor. Yukarıda nefis bir görüntü oluşturuyor, yavaş yavaş çöküyor. Onun da böyle bir özelliği var. Ama mesela şöyle söyleyeyim, çok acı çaylar gelir, böyle kapkara çay gelir kahvanelerde. Sonradan içine karbonat atarlardı. Ya hocam. Bambaşka hale getiriyorlar. Şeker, bazı şeyler de rezil çayı, ediyorlar. Çayı çok şey yapıyor. Evet, maalesef. Şimdi Türklere has demleme usulünü anlattınız. Hakikaten çok değişik kültürler. Ama semaverin çayı bir başkaydı. Yani iş semaverden içmek. Semaver daha mı iyi hocam? Semaver tabii çok farklı. Hocam semaverde bir nokta koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli bir sohbet oldu. İzleyicilerimize muhabbetlerimizi sunuyoruz yine. Değerli izleyiciler, umarım siz de bu sıcaklığı hissetmişsinizdir. Nasıl diyelim? Çay tadında hayatlar dileyelim. Belki çayı sevmeyenleriniz de vardır ama ya çay gerçekten çok nefis, kültürüyle, tadıyla, rayasıyla. Nasıl söyleyeyim? Demlenen hayatlarımızın da çay kadar güzel, sağlıklı, sıhhatli olmasını diliyorum. İyi geceler, iyi hafta sonları, hoşça kalın.